Gecekondu'nun iftarındayız. Bu sefer ilk kez sizi de gördük başkanlık dönemimizde. Bugün bir de ekstra da Melih Başkan'ı da gördük. İlk önce Ramazan'ınızı kutlayalım. Oradan başlayalım. Biraz bugün sorularımız zor olacak gibi. Zor mu olacak? Zor olsun biraz. Zoru Ali'ye sorun. Ali İmdat'a, kolayı bana sorun. Öncelikle ben Gecekondu Taraftarlar Grubu'na teşekkür ediyorum. Hani güzel bir organizasyon oldu. Bu Ramazan ayında iftar sofrasında taraftarlarımızla bir araya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız da ilk defa, o da bizimle birlikte, o da geldi. Tabii bu organizasyonda biz yani Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte olmamız şu herhalde Ankara gücüne tam destek olacak gibi gözüküyor. Şu an görüntü o. Taraftarlarımızın beklentisi de bu. Vallahi her şey güzel gelişiyor. Bu mübarek Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine bir şeyler olur inşallah. Tabii taraftarlarımızın böyle önemli günlerde, işte mübarek günlerde organizasyonlar yapması, aileleriyle birlikte bu şekilde bizlerle iftar yapması bizleri de mutlu ediyor. Her şey güzel, güzel bir sezon geçirdik. Sağ olsunlar. Karda, kışta, yağmurda, çamurda bizleri yalnız bırakmadılar. İşte 12. adam olarak takımda yerini aldılar ve şampiyon olduk. İnşallah bundan sonraki süreçlerimiz bir bakıma daha kolay. Artık böyle ilçelerde, ufak sıdatlarda uğraşmayacağız yani. Ama bir bakıma da daha zor şehir takımlarıyla mücadele edeceğiz. Biz de kendimize güveniyoruz Allah'ın izniyle. Yani hedeflenen yere geleceğiz. İnşallah iyi olacak. Başkanım, Melih Başkan kulübün devralmasını istemişti. Siz bununla ilgili bir referandum yapmıştınız. Ama şu anda da acil olarak kulübün kaynağa ihtiyacı olduğunu, kongre aşamasının sonra olduğunu söylemiştiniz. Bugün bir söz alabildiniz mi? Yakın tarihli bir Ankara gücüne yardım gelmesi konusunda herhangi bugün, bir gelişme var. Valla başkana konuş dedi. Arkadaşlar konuşacak mısınız dedi. O, ben konuşmayayım dedi bugün dedi. Demek ki daha sonra konuşacak. Biz bekliyoruz. Göğüs reklamı var, gelebilecek. Onun haricinde meclisten karar çıkacaktı. İşte iki ay geçti. Çıkmadı ama umut ediyorum ki başkanımız yani ivedilikle yardım edecektir. Çünkü şehir istiyor yani. Bunu gördünüz. Şehir Ankara gücünün TFF'de de şampiyon olmasını, Süper Lig'de de şampiyon olmasını istiyor. Bu potansiyel de bizlerde var. Yani camia büyük. Günden güne daha da büyüyor. Son 5 maçımız biliyorsunuz kapalı gişe oldu. Dolayısıyla bu taraftar da, bu camia da bana göre desteğe hak ediyor. Bu destek de gelecektir muhtemelen. Sizle telefonla görüştüğümüzde transfer yasağında büyük bir yol kat ettiğinizden bahsetmiştiniz. Transfer yasağında durum ne? Transferler neler? Artık taraftar transfer diye bizi soruyor. Ben en son televizyon programında ben de bilmiyorum dedim. Şimdi önceki planlamamızda şunu söylemiştim. Demiştim ki bize 20 milyon lira olsa, biz 2 ay öncesinden bahsediyorum. Biz bu sezon yarışmacı bir takım kurarız. Transfer yasağını kaldırırız. Yani iyi kötü şampiyonluğa da oynarız diyorduk, 20 milyon. Tabii biz biraz mücadele ettik. Sağdan soldan kendi imkanlarımızı zorladık. Şu an bize maksimum diyorum. Bir 10 milyon lira kaynak olduğu zaman biz bu hedeflediğimiz takımı kurarız. Yani bir problem kalmaz. Sadece bir 10 milyon liralık problem kaldı yani. Olay bu. Aşama ne başkanım? Yani transfer görüşmeleri başladı mı? İsimler belli mi? Hoca kim? Vallahi bekliyoruz. Şimdi işin gerçeği, SMS kampanyası yaptık. Fakat bunun zamanlamasından dolayı beklediğimizi umamadık. O zamanlamadan dolayı. Yani daha önce olması lazım. Ligler bitince ilgi azaldı. Bundan sonra ne olabilir? Bundan sonra işte pasolik çıkıyor. Pasolik kartı satabiliriz fazlaca. Kombine çıkartıp satabiliriz. Eğer taraftarlarımız 10 bin, 15 bin kombine alırsa transfer yasağı masa hepsi kalkar. Bir problem kalmaz ki. Şimdi kombine meselesine geleceğiz de bir de stat meselesi var. Ankara gücünün de gençler birinin de i̇şte, başında. Nerede Ankara gücünün B planı, C planı nedir başkanım? Çünkü kombine satışında ilgilendirecek noktalardan bir tanesi bu. Biz diyoruz ya kaldırımda oyna seyrederiz diye. Yani kaldırımda oynayacağız. İçin artık öyle bir sıkıntı var. Yani pasolik üzerinden satacak kombinelerde ve koltuk yer belli ederek olması gerekecek. Ya herhalde muhtemelen biz Yenikent'te oynarız diye düşünüyorum. Yani bizim taraftar sayımız fazla olduğu için
Melih Başkan öyle gözüküyor. Bununla ilgili bir temas oldu mu başkanım? Bu konu konuşuldu mu? Yok, o konuyu bugün konuşmadık ama olacağı bu yani. Şimdi 20-25 bin kişi de sokağa bırakılmaz ki. Mecbur öyle olur. Yani başka bir şey olmaz yani. Ya bize bir stat verecekler ki oynayacağız yani neticesinde. Şu teknik direktör ne zaman açık belli olacak? Belli mi daha doğrusu? Bize belli diyor artık son noktada. Yok bakın arkadaşlar, şimdi biz kariyerli, bilgili, bu işte becerili teknik direktörlerle görüştük. Fakat onların da tedirginliği şu. Ya transfer yasağı açılmazsa? İşte açılmazsa nasıl olacak diye. Yani onlar da buna cesaret edemediği için biz dedik siz biraz bekleyin. Bekleyenler bekledi, beklemeyenler gitti. Onlara başarılar dileriz. Biz bekliyoruz yani. Açmayı bekliyoruz. Bilmiyorum ki işte ne zaman o dediklerimiz yani gelirse. Transfer yasağının gelecek maddi imkana göre teknik direktör belli olacak mı diyelim? Ya ne kadar ekmek o kadar köfte diyorlar ya, öyle gibi bir şey yani. Burada para oldu mu iş çözülecek yani, onu bekliyoruz. Çalışıyoruz. Hani bayağı bir yol kat ettik, emin olun. Şimdi o ulusal lisansla ilgili falan vergi yapılandırmasıyla hepsini düzelttik. Yani transfer yasayla ilgili de çok küçük pürüzler kaldı yani, rütuşlar. Ya B planı var mı kulübün? İş transferde önemli futbolcu. A, B, C, 29 i̇şte, plan. Yani kaç harf varsa o kadar. Bence kalmadan transfer yasağı kalkarak devam edecek diyebilir miyiz yani artık taraftara? Şu an gerçi mı? Taraftar burada. Ben onlara bir taraftan... Şimdi o sözü biz verirsek olmaz. Ben onlara söyledim. Bu takım dedim ne yapar? Playoff oynar mı diye. Onlar da biraz sıcak bakmadı bu işe. Yani transfer yapmazsak... Playoff'u beğenmediler yoksa şeyin başka. Transfer yapmazsak dedim nasıl olur? Yani playoff oynayabilir miyiz dedim. Onlar sıcak bakmadı. Yani illa böyle birkaç böyle zenci menci renk değişikliği istiyorlar. Artık yani futbolcu beklentisi yok başkanım. Öyle. Sorulan öyle. Yabancı futbolcu kim geliyor deniliyor. Kimler geliyor? Bir Oğuz var galiba. İşte şey var. Maradona ayrılıyormuş Real Madrid'den. O var. Ronaldo. Pardon, Ronaldo var. Şimdi Maradona'yı teknik direktör yaparız. Ronaldo'yu alırız. Messi'yi alırız. İşlem tamam olur. Ya işin gırgırı bu da. Emin olun biz çalışıyoruz yani. Şimdi biraz zaman lazım. O zamanı işte göreceğiz. Bir iki hafta içerisinde netleşir. Yani gönlümüzden geçiyor ki bir an önce takımımızı kuralım. Şampiyon kadroyu sahaya çıkalım. Antrenman yapalım. Ama maalesef olmuyor işte. Biz zaten 5 senedir böyle hep aynı sezon başı aynı muhabbetleri yapıyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.